Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allah Allah. Şimdi dün akşam biraz önce sana anlattığım gibi Yalıköy'de, Karacaköy'de casus duygular yapmıştık. Şimdi şöyle bir şey, bak, size bu malzemeler biliyor musun? Yani düşüncemiz, bu öğlen dersi çok rahat olun. Bu yayını kafanıza takmayın. Sürersiniz. Tamam abisi, tamam bir şey değil. Yani kafanıza bunu takmayın. Sürersiniz atarsınız, bu mecbur değiliz. Bu derse mecburuz. Koyarsınız, yani ne koymaz? Yani sıkmamış yapmayın, rahat olun. Hem de alışırsınız yani şeyde konuşmanıza. Şimdi rahat olun diye söylüyorum. Dün akşam istersen şu şeyi çeker misin Fatih? Aşağı indir çiçeğimizi veya ona bir şey koy. Göreyim sizi. Casus duygular. Bak şimdi. Duygular casustur. Tefekkürünüze şey olacak. İşaret icazda da var, bakayım görebilecek misin derdi. Kainatta diyor, nazm ve nizam-ı tamme ne ile sabittir? Bu işaret icazda da var. Şimdi bak, ona bakar mısınız? Elmayı aldık. Gözle anlar mısın tadını? Yok, anlamayız. Kulakla? Yok, burunla da tadını anlamazsın. Şimdi bak arkadaşlar, bütün duygular casustur. Bütün duygular casus. Ne demek casus? O sana emanet. Heh. Tamam mı? Şimdi bunun içinde olan gizli. Hiç ömründe burun olmasa ya dil olmasa, dil olmadığını kabul et. Dil olmadığını kabul et hiç. Bunun içerisinde tat var diye iman edin tada. İman, gayb ya tat. Tatlı gayb ya, gayb. Nasıl iman ederdik? Elmada tat var ve iman edin diye din teklif ediyor. İman eden Müslüman, etmeyen kafir. Kaç dereden su getirecektik? Melaikelere olduğu gibi olmaz mıydı? Aynı melaike, aynı. Zaten koku melaikedir ya. Vücud haricisidir. Koku vücud haricidir, cesettir. Değil mi arkadaşlar? Peki onu şu anda şuhut yapan nedir? Kaçırmamanızı istiyorum. Yani bizim için tat deyince kafir dayı. Tabii canım. Tabii ya, bunun tat olacak tabii. Onu bu tarafa getiren nedir? Dildir. Şamme değil mi? Yani koku alma duygusu nedir? Casustur. Böyle araladı, kırdı, döktü, çiçeğe şuna girdi, buna girdi, buldu, getirdi bize. Casus. Tamam bak şimdi nereye götüreceğim. O casusladı. Buna cevas diyor. Cevas hükmünde olan duygular. Beşerin havas ve cevası hükmünde olan. Onun fen olarak kendisini gösterdi. Fizik. Şimdi bu dil casusladı. Bunu bir kaydeye getirmek istedi insan, kokuyu. O kanunu kullanmak için. Sesi, hiç kulak yok. Yazı yazıyoruz. Sese iman edin. Çünkü gayb ya. Ama kulak onu casusladı. Casusladı fakat onu gitti, bu şekilde ifade etti. Ses kaydı yaptı. Göz casusladı eşyayı. Renk başı bu şekilde şak 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 ifade etti. İnsan casusladığını burada sanat olarak, fen olarak gösterdi. Tecessüs yani. Peki bu dört tane duyguyu, beş tane anladık mı abi? Dokunma, kaşınmayı. Başka? Casusu söylüyor. Kaşınıyor kolum, elim kaşınıyor. Neresi anlar mısın? Neyle anlar? Ben gözümle anlamam. Ben kendim.
Aa orası orası. Tamam tamam tut tamam. Sen elini getirdin. Aa orası 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 orası. Abi burası mı? Burası. Şimdi bu ne yaptı? Duygular öteleri casusladı. Burada ne yaptı onu? Örneğini yaptı insan. Şimdi başka bir duyguyu söyle. İnsanda beka var, sonsuzluk var, ebedilik var, güzel yaşamak var, çiçek var. Yani bunu casusladı öteyi, ahireti. Burada nümune yapmış. Şeyde Mezopotamya'da, Babil'de ne meşhur? O dünyanın 10 harikasından bir tanesidir. Bahçeleri var. Bir şey diyorlar ona. Bela şu an bir bahçe var ya böyle. Babil mi? Babil değil de orada bir şey bahçe diyorlar. Yani atlar akıyor, su akıyor falan. Bu niçin insan böyle villa, dağlarda, altında nehir akacak, derenin kenarında, deniz manzaralı bilmem ne, uçak. Bu duygular ahireti casusladı, burada ifade etti onu. Bunun gibi sesi casusladı, sanata döktü. Sanata dökmesi için fen yaptı. Fenler duyguların casuslaması ile ortaya çıkan sistematik, sistemli nazmdır. Tamam. Şimdi bu çok ilginç bir noktayı nazar size. Mesela elma demiştik değil mi? Bunu içindeki kokuyu burunca susladı. Onu fene döktü. Bir fen çıktı. Bunun içindeki tadı dil casusladı, fene döktü. Onun fotoğrafını çekti, casusladı insan, fotoğraf makinesini buldu. Eşya arasındaki iletişim konuşmaları casusladı, sese döktü. Yani DNA'ları. Şimdi bunlar 5 tane zahir duygu diyor. 5 tane de batın duygusu var. Tamam 5 tane. Varlığında 10 tane duygu. Onlar da casusladı. Mesela eşyanın içerisindeki DNA, RNA, genetik, kromozom, proton, elektron, kuantum, kuantalar. Bunları neyle casusladı insan? Aklıyla. Akıl da casus. Şimdi akıl anladık mı casus? Kalp de casus. O da bir alettir diyor usta. Nedir o? Bu 251 mesleviyi anlatıyor. Kalp mesela, ya ben bu doğru söylüyor ama vallahi bu adama ısınamadım. Ben bu adama ısınamadım. Vallahi gözüm tutmadı bu adamı. Yani hakta gözüküyor. Hak söylüyor ama yok. Kim casusladı? Kalp. Ya bunu seviyorum. Isındım. Muhabbet, his. Mesela rüyalar da öyle. Rüyalar da hep kalbidir. Kalpte vicdan, vicdanda his. Ne yapıyor? Öteleri casusluyor, rüya. Tamam mı? Esma-i İlahi sanki değil mi Allah aşkına? Ha, tabii hepsi Esma-i İlahi. Esma-i İlahi casusluyor. Esma-i İlahi'nin bizdeki numunesi zaten. Esma-i İlahi'yle desen kim anlar? Göz basar sıfatı ya. Basar sıfatı ne anlar? Göz deyince anlar adam. Donmuş hali basar sıfatı bu. Donmuş. Şimdi bak, ruha geçiyoruz. Ruhta ebed yok mu sesi? Ahireti bu da casusluyor. Peki buraya geldiği zaman her şeyi beka vermeye çalışıyor. Resimleri çekiyor, pano yapıyor, saklıyor. Yani unutmamak için haritaları, hatıraları kayıtları altına alıyor. Dünyadaki istik var ya. Beka vermeye çalışıyor dünyaya. Mesela hastaneye 2'de 1 gidiyor. Aman ben hasta olmayayım, ölmeyeyim. Sebebi ölümsüz bir alemi casusladığı için. Ölmek istemiyor. Oysa o burada değil. Kardeşler. Bağlamı getirir misin Yusuf'um? Tabii eski bağlamı. Canım benim sağ olasın. Kastamonu'yu da getir, Emirdağ'ı da getir. 3 tane layıka. Şimdi ne yaptı Resulüm? Bu zahir ve batını 5 ve 5, 10 tane. 5 zahir, 5 batın duygular, öteleri casusladı.
casusladı. Burada ifade edebildiğimizi ediyoruz. Edemediğimizi edemiyoruz. Mesela dedik ya sesi, tadı, kokuyu. Bir de insanın beka arzusu. Beka arzusu. O 10 tane zahir ve batın duyguyu neredeydi? Söyleyin bakalım. İşaret ucuzdakine bakıyorum da orada da var. Tamam. Ondan sonra bir sayfa eksik saymışız, açılmış. Neredeymiş? O da riya olmasın diye. 347. Diyor ki, letaif-i aşere 10'dur. İmam-ı Rabbani kalp, ruh, sır, hafi, ahva. İnsanda nasır-ı erba, her bir unsurun, unsurdan bu o unsuru münasip olan latife-i insaniye tabir ederek. Şimdi bu Allah Allah. Latife-i insaniye diye bir ders var, tamam mı? Kalpte bir şey. Bunun dışında ustad ekliyor. Latife-i insaniye. Latife-i Rabbani'den üstün biliyor musunuz? Şöyle diyeyim. Latife-i Rabbani'nin vazifesi neydi? Latife-i insaniye nedir? Öbür türlü insaniyete tabi abi. Hangisi? Yani diğer bütün latife-i Rabbaniye'dir veya kalptir, vicdandır, insaniye, latife-i insaniye tabi ya. Evet. Yani latife-i Rabbaniye zahirde çok harika gözükürken, müşahedetullah, ondan üstündür latife-i insaniye çünkü insanı tanımaktır. Zahirde kalp bir kumandan diyor ama o kumandan da latife-i insaniye. Ondan daha üstün latife-i insaniye tabi. Yok. Yani. Latife-i insaniye, kendini tanıma. Latife-i Rabbani Allah. Ne diyorsun ya? Şimdi, bu 10 tane zahiri ve batını var ya, arkada da sayıyor. Mesela vicdan, ustad şimdi 10 tane zahir, 10 tane batın, 10 tane diyor, 5-5. Casuslardan bahsediyoruz. 1 vicdan, 2 asap, 3 his, 4 akıl, 5 heva, kuvve-i şeyve, kuvve-i gadabiye gibi, letaifi, yani 10 tane sayıyor. Kalp, ruh, sıra ilave olursa, saika, şaika, hissi, kalbel, vuku. Bunlarla 10 tane etti. Vicdan 1, asab 2, his 3, akıl 4, heva 5, kuvve-i şeyve 6, kuvve-i gadabiye 7, saika 8, şaika 9, hissi, kalbel, vuku 10. Bu cihette de 10 tane ayrı. İle göz, kulak falan değil. Çok 10 tane bak. Bunlar, ya ne anlatmaya çalışıyorsun kardeşim? Ahiret, her şey sende. Orayı görüyorsun, görüyor, oradan besleniyorsun bile. Mesela insanda ebed arzusu var. Şiddetli bir arzu var. Ahirete iman o tatmini teskin ediyor. Mal sevgisi var. Baki bir mülkü verecek sana Allah. Oraya imanla burada teskin oluyorsun. Ne anlatacağım bunlar? İman etmenin ahirette faydası yok. Burada var. Yani meleklere iman et. Ne imanı? İman gaybadır. Orada meleklerle berabersin. İman esaslarının dünyada ne işe yarıyor? İman ettiğin şeyle besleniyorsun. Yani beka istiyorsun. Mal istiyorsun nihayetsiz. Ahirete iman beka ismin derece sakinleşiyor. Eğer ahirete iman şuursuzsa dünyaya saldırır. Holdingler kurar, dünyayı alır, gene olmaz. Sonra intihar eder, kafasını sıkar. Yani o zahir duygularla şu zahir alemi şehadeti abi temaşa eder. Batını da ahiret sanki abi. Temaşa, evet. Batını yani iman ettiğinde mesela çocuk anasını emer. Ana gayiptir. Vücudunda ne var belli değil. Çocuk emiyor. Allah'ı da iman esasıyla biz emiyor. Allah'a iman Allah emiyoruz haşa. Ahirete iman ahireti emiyoruz. Yani oradan gelen feyizden kalp ve ruhun ihtiyacı tatmin oluyor. Şualarda var ya şualarda. Şualarda ne diyor? Şuur iman ile diyor ahirete imanla diyor mala karşı sevgi tatmin olur diyor. İkinci şuada. Anladın mı onu? Garip garip baktın. O zaman garip garip baktığına göre ceza olarak şualarını getir. Tamam. Şimdi bak.
bu 10 tane şey, duyguyu casus. Allah Allah. Casus. Dedim. Onu bu tarafa alıyor. Yani zahirde gözükmüyor. Mesela elle tutamazsın tadı. Gözde göremezsin tadı. Kulakta duymasın. Dil nedir? Casustur. Şimdi o iman ettiğimiz, burada neyi göstereceğim biliyor musunuz? Niye istedim? İman ettiğin şeyle gıdalanıyorsun demektir. Bedava iman yok. Şöyle düşün. Ahirete iman etmesen ne olursun? Ahirete iman etmesen? Kafir olursun. Yani boşluğa düşer. Sonsuz azap mıdır? Azap. Sonsuz cehennemden. O zaman ben matematiği çok severim. Artı 2'yi sıfırlanması için eksik olması. O zaman iman etmeyle dünyada bana iman etmesem sonsuz azap verdiği gibi iman etmeyle bana sonsuz saadetime vesile olacak. İşte ahirete iman etmeyle insandaki beka ve ebed arzuları tatmin oluyor. Bak. Şurada. Dördüncü şua mıydı ya? Acaba burayı mı diyorsun abi? Şu. Ve o şuuru imanı ve intisab ve münazir ve alaka intisab eda ettiği güya onun bir nevi varlığıdır. Hah! Kaç o? Sayfa? 62 paragraf 1. Tamam, dördüncü. Şimdi şeyde diyor, aşk teskin edilir. İman bir manevi tuğba cennet çekirdeğini taşıyor. Mesela bu karşılığı yani burada taşıyor. Evet. Yani mesela anlatıyorsun ya, dünyada karşılığı var, orada zaten var. Yani burada bu cennet halini zaten yaşıyorsun. Orada bizatihi gayb yok zaten. Küfür ise manevi bir zakkum cehennem tohumunu saklıyor. Saklıyor. Cehennem burada açığa çıkmamış. Taşıyor. Oraya doğru gidiyorsun. Taşıyorsun ya. Yani. Taşıyor. Böylece hep kendini... Cehennem tohumunu saklıyor. Saklıyor. Burada saklıyor. Ahiret cennet tohumunu taşıyor. Taşıyor. Şimdi bak. Orayı anladık. Bir de Adem Aleyhisselam, dünyayı anlamanız için burası neresidir diye. Dünya neresidir? Mektubatını ver. Burayı açtım, sen zaten okudun. Bir okuyayım bir daha istersen, ondan sonra geçeyim. Şuur-i imani ile ve intisap ve münasebet ile umum mevcudata bir alaka, bir nevi ittisal peyda eder ve o halde ikinci derecede vücudu şahsisinden başka hadsiz bir vücut, o şuuru imani ve intisap ve münasebet ve alaka var. Şuur imaniyle, intisap, münasebet, alaka, ittisal cihetiyle güya onun bir nevi varlığıdır gibi var olur, varlığa karşı fıtrat teskin edilir. Ahiret, sen mal istiyoruz, tamam mı? Mal istiyorsun, mal. Sonsuzluk istiyorsun. Her şey istiyorsun. Buralı zeytinburnu benim olsun. Bunu doyuramazsın ki. Ancak dünyada volkan gibi lezzet alabilmesi için ahirete iman yapıyor bunu. Ahiret Allah sana nihayetsiz bir mülkü baki verecek. Varlığa karşı fıtri aşk teskinidir. Yani o varlığa, mahlukata fıtri bir aşkın var, muhabbeti alakan var. O varlığa karşı bir fıtri aşk teskin edilir diyor. Aşk. Evet, yani varlığa ağacı seviyorsun. Varlığa karşı bir aşk var. Hanımı seviyorsun. Lezzetleri seviyorsun. Gezmeyi seviyorsun. Dağları, tepeleri seviyorsun. Ne bileyim yani. Bunu doyuramam. Mesela Brezilya'da, Şili'de bana bir yer gösterdiler. Peru'da. Ya Karadeniz'den iyi, güzel desem benim fıtratıma biraz yanlış olacak. Yani Karadeniz'den güzel Peru'da öyle dağlar var mı, öyle dereler? Çıldırası geliyor insanın. Nasıl? Ulan peki görsem? Ne dedim biliyor musun? Ulan keşke oradan seyretsem ya, şöyle dedim ya, bir ikinci şuayı, ayet-i kübra, yedinci şuayı bir ders yapsak falan. Öyle harika ki. Sonra işte burası hatırıma geldi. Nasıl ahirette var canım? Bak. Yoksa patlar gibi olacaktı. Çıldırıyorum, birisi zulmetti. Her bir türlü ihanet yaptı. Ulan bir şey de yapamıyorum, gücüm etmiyor. Ahirette adalet var canım. Ya kanser nereden çıktı ya, daha yaşayacaktık. Ahirette ebed hayat seni bekliyor.
onunla, yani iman ettiğin şeyle besleniyorsun. Şimdi burası neresi diye anlatacağım size. Burası neresi? Yani bir paragraf. Burası neresi? İyi dinleyeceksin ama. Burası neresi? Burası ahiretin sureti değil mi? Ahiretin tenteneli perdesi mi? Bak burası neresi? Bir noktadan bakar mısın bu noktadan? Hazreti Adem'in aleyhisselam cennetin ihracı. Kovulması değil, ihraç. Mesela adama, Tillo'ya, yüksek ovaya, ne bileyim Hakkari'ye memuru ihraç ediyorlar. Memurluktan atmıyor. Yaptığı hatadan dolayı ihraç ediyorlar. Buradan ihraç ediyorlar. Buradan açığa alıp oraya vazifeli. Yani gitti İstanbul gibi bir yerden adam gitti Hakkari'ye vazife verdiler. Memur ister mi ya böyle karışık yeri? Adem aleyhisselam cennetten ihracı. Hadi geç memurluğu oraya. Ama memurluğa alınmıyor, dikkat edin. İhracı. Ve bir kısım beni Adem'in cehenneme ithali. Beni o çıktı da bir sürü insan cehenneme gitmeye sebep oldu. Ama bunu diyemezsin, bir sürü insan cehenneme gittiğine sebep oldu. Çünkü bir sürü insan yok o onun zamanında. Bir sürü insanın ortaya çıkmasına sebep olduğu için yaptığı hata affedilir. İnsan türemedi mi? Ben buradan ihraç edildi. Mesela bir misal söyleyeyim. Emsa aldık. Beraber kalıyorduk. 37 tane vakıf kalıyorduk burada. Altı kaldı. Bazı sorunlar oluyordu. Beni bir gün çağırdı Rüştü abi. Ondan sonra doğru ve yanlış onu şey yapmayacağım size. Kardeş dedi. Senin fıtratın biliyor. Bu kardeşlerin fıtratını biliyor. Bu kardeşlerin fıtratına yapsan onlara zulüm olur. Sen nerede gitsen bile dershane açarsın. Bir cemaat, bir oluşum olur. Fıtratın çok güzel. Al şu parayı. Al şu arabayı. Hadi seni gönderiyor Polatlı ve Ankara. İki bölgeyi. Polatlı, şey Hatay. Orada dershaneler yok, ev dersleri oluyor. Dershane yok. Nereden çıkartmışsa onu. Hadi bakalım oradaki arkadaşlarla irtibat kur, ne yapacaksan yap. Hadi bakalım yolun açık olsun. Ne yaptı? İhraç etti. Yani biz biraz sıkıntılıydık emsaller arasında, o abimizdi. Abi böyle bir çıkış yolu buldu. Ha? Çıkış yolu buldu. Bizi ihraç etti. Tamam mı? İhraç gibi gözükürken ne yaptı? Orada bir sürü defsaneler çıktı. Sıkıldığın zaman gel. Git gel ya. Tamam. Şimdi Adem aleyhisselam ihraç ediliyor fakat nesil artıyor. Nasıl bu cezaysa? Bu bir. İhraçla birlikte başka hikmetler var. Bak şimdi. İki bir şey söyleyeceğim. Şimdi Adem aleyhisselam aldandı mı? Evet. Şeytan aldandı diyor. Öyle geçmiyor mu? Hı hı. Peki mahkeme kuralım. Adil mutlak olan Allah. Allah mahkemenin sahibi. Koydu şeytanı şuraya. Adem'i de buraya koydu. Adem ben sana yasak etmedim mi? Beni aldattı diyor. Aldattı ama ben sana söyledim Adem. Unuttum ya Rabbi dedi. Adem isyan etmedi, nisyan etti. Emri unuttu. İsyan etmedi, nisyan etti. İnsan nisyandan alındığı için. Seni kim aldattı dedi? Şeytanın şeytanı yok ki. Adem'in şeytanı var. Seni kim aldattı ey Azazil? Peki, ondan sonra iblis oldu bu mahkemede sıfatı. Şimdi soruyorum. Sen mahkemedesin. Aldatıldım. Tamam. Sen aldattın. Ceza ikisine eşit olur mu? Vicdanınıza soruyor. Olmaz. Aldatıldı, aldattı.
Saf. Biliyor. Peki ikisine aynı ceza veriyor. Gidin dedi yeryüzüne inin. Ha da şeytana verdin cezayı. Azazel oldu şeytan ve iblis. İndi aşağı. Adem'i niye indirdi? Aynı yer şeytana ceza yeri. Aynı yer tavzif yeri. Adem orada iş yapacak. Tarla ekecek. Mesela yeni bir memur Hakkari'ye atıyorsunuz. Eski bir memuru buradan ihraç ediyorsunuz. Şimdi diyor ki hikmeti tavziftir. Burası neresi diye anlatacağım size. Ben en zirve kıyas merkezini yapıyorum şimdi. Karanlığın ne kadar zifiri olursa aydınlık o kadar belli. Dünya nedir diye göstermeye çalışıyorum. En zirve Kur'an'da en methedilen yer neresi? Cennet. Kıyas edeceğim dünya nedir diye. Bundan daha iyi bir yer kıyas olamaz. Haşa dünya Allah ile kıyas olmaz. Haşa. Dünya İsmail ile de kıyas olmaz. Dünya cennette kıyas olur. İkisi Kur'an'da kıyas ediyor böyle. Dünyaya ama bu adam aldandı. Ceza ver ama şeytanla eşit ceza verdin. Ceza değildir diyor. Tavziftir. Öyle bir bak iyi dinle. Öyle bir vazifeyle memur edilerek gönderilmiş ki memurmuş. Sürgün değilmiş. Memur dedi. Bak. Öyle bir vazifeyle memur edilerek gönderilmiş ki memur olmuş. Olmasa Resul onun inişi var ya ne kadar mühim biliyor musun? Senin Adem'den vücudu çıkacak kadar mühimdi. Onun gelmesi. Şimdi Adem Aleyhisselam'ın gelmesine sevinmedin mi? O Adem Aleyhisselam gelmeseydiyse Adem'de kalacaktı. Öyle mi? Aynen. Öyle mi Yusuf? Adem'de kalacaktın. Adem hiçlikte kal. Adem Aleyhisselam'ın öyle bir memur olarak gönderilmiş ki siz ortaya çıktınız Fatih. Çıktık biz. Şimdi Adem Aleyhisselam'ın dünyaya gönderilmesini sorgulayan insan gelmemiş olsaydı sen nerede olacaktın? O zaman Adem Aleyhisselam'ın indirilmesi senin vücuda çıkman kadar mühimdir senin için. Bak öyle bir vazifeyle memur edilerek gönderilmiş ki niye memur edilmiş buraya? Cennette yetmiyor. Ne yapacak bir memur? Dikkat edin nereden gönderiliyor memur? Cennetten dünyaya. Ne yapacak burada? Yani bir yere gönderiliyor. Peki o memuriyeti orada yapsın. Olmuyor. Olmuyor. Şartlar. Öyle bir hazır kıtayı, öyle bir komandayı görevlendiriyorsun ki Zeytinburnu'nda işlevi yok onun. Burada olmaz. SAS komandoların eğitimi olmaz. Suda olur. Öyle bir memuriyet var ki cennette işlemiyor. Böyle bir memuriyet makamı yok. Neymiş o? Üç tane. Tencereye getir içine koyuyorum. Bütün terakkiyat-ı manevi beşeriye. Bak. Bütün terakkiyat-ı manevi beşeriye. Manevi. Terakki beşerin. Koy tencereye. Bütün istidadat-ı beşeriyenin inkişafı o maneviydi. Bu işin istidat. Manevi. İstidat, üç, inkişaf ve intibaları, mahiyet insaniyenin bütün esma-i ilahiye birer ayna-i cami olması. O vazifenin netaycindendir. Üç tane. Bir, tencere, terakkiyat-ı manevi beşeriye için memur. Terakkiyat-ı maneviyat. İki, istidadın inkişafı ve misatı. İnkişaf şu, noktadan noktaya inkişaf. Sesim kaplıyor, imbisat. Kaplayarak geliyor. Koyduk mu abi bak, terakkiyat-ı maneviye. İstidadın imbisatı ve inkişafı. Koydun mu abi? Üç, esma-i ilahiyeye cami ayna olması vazifesi itibariyle memur edilmiş. Yani cennetten hem Adem gelmiş hem de Adem gelmiş abi. Hem Adem vücut gelmiş hem yokluk Adem gelmiş. Şeytan geldi Adem elimlere hesabına çalışıyor ya. Evet.
Öbürü de Adem. Vücut alemleri adına sen geldin ya, vücut alemlerinin temsilcisi, hoppala ben geldim. Kimsin sen? Adem aleyhisselam. Nevi beni Adem. Ha. Baba ya. Ben geldim. Sen kimsin şeytan? Hiçliğin babası. Temsilcisi. Hadi bakalım varlıkla hiçlik çarpışın bakalım. İkisi de aynı anda ihraç edilmesi yok maalesef abi. Evet. Bitti. Yok, Adem ihraç edildi. Muhakkak. Şeytan tard edildi. İşte aynı anda olmaz, aynı hadise olacak yani. Yani şöyle diyeyim. Sen Hakkari'ye memursun. Sen de Hakkari'ye hapishane etipici cezaevindesin. Var ya, sürgün edilir. Evet. Sen de orada şeysin. Türkiye'nin en ağır eskide bizim zamanımızda. Bizi onunla tehdit ediyorlardı koğuşta, şeyde içeride. Merak etme, yakında Sinop'a göndereceğiz seni diyorlardı. Meşhurdur abi Sinop. Ha mı? Bana, beni de tehdit ettiler içerideyken. Merak etme, bir gün burada kalacaksın, Sinop'a gideceksin. Yani Sinop belden aşağı suydu. Bize söyledikleri zaman. Belirli saatlerde su içindesin. Böyle. Kaçış imkansızmış ya burada ya. Ha? Sebepler noktasına kaçış imkansızmış ya burada. Tabii tabii, sebepler noktası imkansız. Vesaire bakın, Sinop'a ağır cezaya gönderir diyorum. Sinop'a sen de memur oluyorsun. Adem dünyaya geliyor, şeytan da dünyaya geliyor. Bir tanesi ceza. Şimdi, eğer Hazreti Adem cennette kalsaydı, melek gibi makamı sabit kalırdı, istidadatı beşeri inkişaf etmezdi. Ve vesaire diye gidiyor, tamam mı? Demek ki, şuraya kadar okuyayım. Halbuki yeknesak makam sahibi olan melaikeler çoktur. O tarz ubudiyet için insana ihtiyaç yoktur. Belki hikmet ilahi nihayetsiz makamatı kat edecek olan insanın istidadına muvafık bir dar-ı teklif iktiza ettiği için melaikelerin aksine olarak muktezai fıtratları olan malum günahla cennetten ihraç edildi. Günah. Ama bu günah tart değil, ihracına sebep oldu. Çünkü niye? Masumdu. Bilmiyordu, aldatılmıştı. İkisi de günah. Bir tanesine hikmet olmuş, bir tanesinin ihracına olmuş, bir tanesinin tardına sebep olmuş. Çünkü kasten yapmış, bu nisyan etmiş. Demek Hazreti Adem'in cennetin ihracı aynı hikmet ve mahz-ı rahmet olduğu gibi rahmetmiş. Küfarın da cehenneme idhalleri aynı idhalleri haktır ve adalettir. Şimdi dünyaya niçin geldi? Memur gelmiş. Ne yapacak burada? Ne yapacak? Bir, nev'in ortaya çıkmasına sebep olacak. Peki, insanoğlu işlevi ne olacak? İnsanoğlunun. Üç, terakkiyati maneviye beşeriyenin, manevi terakkisini. Koy tencere, yani cümlesini uzatmıyor. Beşeri manevi terakkisini sebep olacakmış. İki, istidadının imbisat ve ikinşafına sebep olacak. Ve en cami esma burada ayna olacakmış. Niçin? En cami. Allah'ın Allah ismi isim değil mi? Orada olmuyor. Çünkü cennet mahluktur. İyi dinleyin. Allah şecere-i hilkatte sıfatları ile var. İlim, irade, kudretiyle var. Zatı ile kainatta ve cennette yoktur. Zatı ile tecelli nerede var? Beni seven müminin kalbinde. Sığmadığım kainata, sığdığım beni seven müminin kalbine. Öyle mi? Ha, insanda var bu. Ama ne zaman olur? Üç şey aktif olma nispetinde. Maneviyatın, istidadın, esmaya mazariyetin nispetinde Allah'ın zatın tecellisine mazar oluyorsun. Kainata Allah'ın zatı yoktur. Sıfatlarıyla kainatta vardır. İlmi, iradesi, kudretiyle vardır. Haşa, zatıyla olmaz. Ama sığmadım kainata. Çünkü kainat mahluktur. Cennet de bunun içindedir. Ama müminin kalbine derken mekansız bir mekanı var. İşte o Allah'lık hakikatinin taayyunu ve teşahhus edebilmesi için İyâke nâbudu ve iyâke nesteyn diyecek bir mahlukun alem-i şehadette dünyada olması gerekiyor.
Bu cihetle cennette bu sistem yok. Bu vazife böyle bir vazife olmadığından buraya geliyor. Bu cihette cennetten üstündür dünya. Yani ruhun da Allah'a bakan yönü bu cihetten mi oluyor abi? Evet. Şöyle diyeyim. Dünya Esma'nın cilvesi, cemali, nakşi, sanatı mı? Bir daha söylüyorum. Dünya Esma-i Hüsna'nın cilvesi, cemali, nakşi, sanatı mı? Peki ahiret nedir? Cennet nedir? Esma-i Hüsna'nın bizzatı perdesi tecellisidir. Teemmel. İmam-ı Rabbani Hazretleri öyle diyor. Burası cilve, cemal, nakış, sanat. Ahirette bizzat esmadır. Peki burası? Ha. Bu esma neydi? Hakikat. Esma. Cennetteki esma mı kaliteli? Dünyadaki esma mı? Haşa. Tabii ki cennetteki esma kaliteli. Tamam. Bu konuda üstündür cennet. Ama cennette bir memur var. Adem. Onda bir ene var. Zat-ı ayna. O cihetle cennet bile istiab edemez insanı. Dolayısıyla insanın mahiyeti cennetin hakikatinden üstündür. Üstün ki? Görevlendirildi. Bak, cennet dünyadan üstündür. Şey cihetiyle, unutma bak. Hakikat esma ile iyidir. Hakikat itibariyle cennet dünyadan üstündür. Dünya mahiyet itibariyle cennetten üstündür. Şimdi insan olduğu için. İnsan olduğu için. Orada da insan var ama istidadat-ı beşeriyenin inbisatı ve inkişafı ve maneviyatın inkişafı ve zati esmaya insanın mazhar olması. Orada da esmaya mazhardı insan. Ama zati esmaya mazhariyet yoktu. İnsanın o istatlarını abi nihayet istatlarını dünya aynadalık ettiğinden dolayı. Evet ama şu var mı? Esma derseniz yani orada zaten var esma. Orada da olursun. Şunu diyeceksin. Zata bakan mesela Allah, Samet, Ehad orada azami derecede olmuyor. Zati isimler var ya. Allah esmada Allah ismi cennet azameti gözükmüyor. Olmuyor işte. Zıt olmadığı için. Tabi zıt yok, şey yok ki. Ama Rahman, Rahim, Kerim, Latif, Vedud vesaire. Bunlar hepsi var. Yani o zaman şöyle diyeyim. Cennetin yazılımı, arka formatı mahiyettir. Unutmayın. Mahiyet sıfata bakar. Hakikat esmaya bakar. Esmanın kaynağı neydi? Sıfat. Esmanın kaynağı sıfat. Sıfatın kaynağı şunat. Şunatın kaynağı mahiyet zatiye. Tamam mı? Şimdi Esma-i Hüsna, Esma'nın azami derecede tecelli yeridir. Ama cennette bir adam var, Adem. Onun yazılımı ise cennetten üstün. İnsanın yazılımı kainatın arkasında. Nur-u Muhammed'i. Şöyle diyeyim. Çok kaliteli iki tane seçenek sunuyorum. Bakayım ne alacaksınız. Çok kaliteli en son model bilgisayar var. Fakat program 20 sene önceki Windows programı. İşlevi onunla yapacaksın. Bakayım anlıyor musunuz diye soruyorum. Bu bilgisayarı mı alırsınız? Orta seviye, hatta ortanın da düşüğü bir bilgisayar ama yazılımı en son yazılım. Windows'un en son yazılımı. Ona göre iş yapacak. Hangi bilgisayarı alırdınız? Tabii. En kaliteli bilgisayarın olsa ne olur? Abdülhamit'ten kalma yazılımla videoyu ufaltamazsın. Videoyu gönderemezsin, sesleri kesemezsin. Efendim yazılımı basit olduğu için en kaliteli ekran olduğu halde videoyu çok bulanık seyredersin. Ötekisi orta seviyeli veya düşük ama yazılımı kaliteli olduğu için bilgisayarın son, en son kalitesini gösterir gibi göstermeye çalışır. İnsanoğlu yazılımı üstündür. Cennetten üstündür. Cennet ise makinası üstün. Bizim yazılımımız üstün. Yazılım üstün. Dünya, makine, bilgisayar Abdülhamit'ten kalmış. Cennet ise en son bilgisayar. Dünya ise Abdülhamit'ten kalma bilgisayar. Cennet ise en son bilgisayar. Ama dünyada bir yazılım var. En son Windows. Cennetteki yazılım ise eski yazılım. Pantal, yani kasar ya bilgisayarı. Bilgisayar çıldırıyor yapacak ama müsaade etmiyor ki adam.
Tamam. İşte zati Allah isminin tayyunu ve teşahhus etmesi için birisi olması lazım şu. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ahirette olsan itiyor cennet. Cennette diyebilirsin bunu. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Errahmanirrahim. Bu cennette denilebilir. O Rahman ve Rahim'dir. Maliki yevmiddin. Din günü sahibidir. Ahiretin zaten oradayız. İyyâke ni'abudu ve iyyâke nestaîn. Diyemezsin orada. Burada denilir. Muhatap oldu. Çünkü cennetten üstündür. Cennette beka. Ondan üstündür cennetten. Devam etmez. Bekadan da üstündür. Rüyetullah. Müşahadetullah buradadır. Karıştım. Dünyada müşahadetullah, ahirette rüyetullah. Ondan da üstündür. Rıza ilahi. Yani rıza ilahiden üstündür diyelim rüyetullah. Rüyetullah burada. Müşahadetullah burada. Rüyetullah orada ama rıza ilahi burada, burada. Burada kazanılacaktır rıza ilahi. Cennetin en üst yazılımı rıza ilahi buradadır. Cennette esma ilahiye tamam. Rüyetullah tamam. Ama rıza ilahi burada kazanılıyor. Bu yazılım noktasında evet uyduruk bir bilgisayar gibi. Anladınız mı dünya neredeyiz? O zaman geldi. Niye peki kıyas ettim? En zirveyle dünyayı kıyas ettim. İçinde olduğu için. Bak şu çalsın namazdır. Şimdi peki böyle bir dünyadasın arkadaşlar hepinize söylüyorum. Ya uyduruk muyduruk şeylerle ömrünüz telef edilir mi ya? Günah değil mi? He? Yani cenneti anlamlandırmak, iyi dinle bak. Cenneti anlamlandırmak, anlamak ve anlamlandırmak. Cennetin cennet olduğunu bilebilmek için dünyaya ihtiyaç var olduğu için buraya ihraç edildi, memur oldu. Cezaya nasıl cezaya memur oldu diyor. Öyle bir mühim bir memuriyet için gönderilmiş ki diyor. Nasıl ceza bu? Burada evlatlara sahip olsun. Baksana ya ben varım ya. Cennetten ihraç edilmesi lazım. Niye böyle canlanıyorsun Hasan? Lan ben olmazdım ya. Aman ha iyi ki yaptım baba. Aslanım benim be. Musa Aleyhisselam olsaydı var ya Musa Aleyhisselam Adem Aleyhisselam'a demiş ki ya hata yapmasaydım biz dedi. Adem Aleyhisselam'ın cevabını verdi ama ben de Musa Aleyhisselam'a manen ya Rabbi Musa Aleyhisselam'a ilet Allah'ım ve söyleyeceğim. Musa Aleyhisselam kitapta diyor peygamberimiz. Musa Aleyhisselam dedi ki alem manada onu. Ey babamız ey Adem o hata yapmasaydık biz ha buralara gelmezdik. Şeriatçı ya böyle çok koruyor evladını Musa Aleyhisselam. Dedi ki ya Musa sen dedi bilmez misin? Biz fiili yapmadan önce 40 yıl önce Allah yazar. Ben de Musa Aleyhisselam'a şimdi diyorum ki ey peygamber, ulul az peygamber kurban olurum sana. Cenab-ı Hak gerçi istememiş kurban ama şefaatine mazhar et. Ey Musa Aleyhisselam eğer Adem gelmeseydi ben olmayacaktım. Sen de olmayacaktın. İyi ki geldi. Neye itham ediyorsun? Etme ona. Akılsız birine abi, işte Bakırköy'de akıl, yeniden bir akıl verilmesi gibi. Tabii canım, onun da değil ya. Ben böyle çok heyecanlanıyor, benim heyecanıma mana veremiyorlar ama ya ben Adem'de kalmayı dehşet alıyorum ya. Çok acayipime gidiyor yani, çok rahatsız oluyorum. Adem hiç olacaktım ya. İyi ki geldim ya, kör dayı olsan, kör ol, felç ol. La varım ya. Varım diyebiliyor musun? Bu ne biçim nimet ya? Ben varım diyebilmek yani acayip bir şey. İman, imanla acaba eşit midir diyorum. Oysa Kur'an'da en büyük nimet imandır. Allah'ım yani varlığının bilincinde olmak. O da imanla mümkün. Şuur imanla. İman yoksa varlığın bilincinde olamazsın. Kafir varlığının bilincinde değildir. Varlığını iddia ediyor. Şuurunda değil. Varlığını iddia ediyor. Onun için varlığının bilincinde, şuurunda olmak şuur imanla mümkün. O da Adem Aleyhisselam. İyi ki geldin ya baba ya. Lan kralsın be. İyi ki yaptın lan. Seni alkışlıyorum yaptığın için. Anladın mı? Gel de şimdi Fatih bu dersleri bırak. Git dükkanda mal sat adamlara.
He? Misal için söylüyorum. En iyisi su iç. Biz de bu hayat için dostluk yapmıyoruz diyoruz tabii. Ne acetti? Yani kıyas ettim burası. Buranın yazılımı, mahiyeti, dünyanın içinde bulunan insanın yazılımı var ya, insanın mahiyeti itibariyle cennetten üstündür insan. Cennet ise insandan ve dünyadan hakikat itibariyle üstündür. Mahiyet itibariyle dünya üstün, hakikat itibariyle cennet, cennet üstündür. Kardeş, Allah'ın rızası, Allah'ın zatı burada oluyor. Ya orada olmuyor. Olmuyor. Sistem öyle çalışmıyor. Çünkü orada manevi yat ve istidadın imbisat ve inkişafı zati esmalarına en cami ayna insanın burada oluyor. Zati esmalar. Diğer esmalar orada var. Allah ismi orada inkişaf etmez insanda. Fiili isimler mi deniyor? Fiili isimler var. Orada burada. Rahman, Rahim, Kerim, Latif, Sani, Hakim, Ad, Hakem vesaire. Ama zati isimler burada. Cennet virane olacaktı. Ya burası ne kadar acayip bir yer ya. Abi çok kalmak istiyoruz. O önemli değil. Sakın ha. Ona müdahil olma, bozarsın sistemi. Ne kadar kalman gerekeni kim karar vermişse bırak o yapsın. Sen ne? Şu anda yapman gerekeni yap. Şu anda yapman gerekeni yap. 10 dakika risale oku, namazını kıl, derslere git. İnternet, televizyonlardan uzak dur. Tamam yani. Bu kadar fazla bir şey istenmiyor. Yani bir kere abi terakki yapmak için ne yapmak lazım? Ne yapman lazım biliyor musun? Terakki buna, bu denilen maneviyatının, istidadının, esma-i mazeretinin ne yapmak lazım? Şu bir tek kelime, tek. La tahrip, illa tamir oradadır. Tahrip olma, tamir desin. Hiçbir şey yapma. Tahrip olma. La ilahe illallah. İllallah olması için la ilahe lazım. La ilahe. Hani diyorum ya ben tekelleme ağzım. Çocuğu nasıl terbiye edelim? İhlaslı nasıl olalım? Nasıl terakki edelim? Sorusuna tek kelimem benim. La ilahe illallah ile yapın. Ne demek bu? Çocuğu terbiye edelim. Çocuk İslam fıtratına doğmuştur. La tahrip. Tahrip etme. İlla tamir oradadır. Tahrip etmediğin için aslı oradadır. Abi ihlas olmak için ne yapmak lazım? La riya. İlla ihlas oradadır. Riyakar olma, ihlaslısın. Abi tesanut duhveti ne yapacağız? La davet. İlla muhabbet oradadır. Gördün mü? Adalet etme, muhabbet desin ya. Bitti ya. Muhabbet etmen için bir şey yapma. Adalet yapma. Ya. La gayz. İlla şefkat oradadır. La tahrip, illa tamir oradadır. Yani terakki etmek için la tahrip. Tahrip olma. Tahrip yoktur. İlla tamir var olduğu için. Tanrı ilahlar yoktur Allah olduğu için. La ilaheler yoktur. İlla Allah olduğu için. Ya bir şey yapmana gerek yok ya kadın erkek, ya bir şey yapma ya. Tahrip olma ya. Harama bak, internetlere girme. Televizyonlara bakma. Tamam mı? Bu kadar ya. Televizyona, internete bakmayınca dışarıda arzun olmaz zaten. Çünkü cemiyet televizyonun açılımıdır. Televizyon çekirdektir. Cemiyet ağaçtır. Televizyonda iştahı arttığı için kadın gider de o makineyi alır. Süpürge makinesi. Çünkü reklam akşam okuduğu için sabah gidip oradan dükkandan alıyor. Nerede biliyor dükkana geldiğini? Evet, bütün bayilerimiz de sayın seyirciler. Bu süpürge makinesi. Orada hemen pat diye elinde koymuş gibi gidip alıyor dükkanda. Niye? Söylemiş. Mesajı vermiş. Televizyonu seyretmemiş olsaydı kadın belki bir sene sonra duyardı. Veya görürdü oradan geçerken. O zaman da demorda olurdu o süpürge makinesi. Kadın hemen çıkanı görebilmesi için çekirdek lazım. Televizyon lazım. Bir evde huzur istiyorsanız kadının gözünü kör edeceksin, adamın kulağını sağır edeceksin. Şaka da. Yani erkek her şeyi duymayacak. Kadın her şeyi görmeyecek. Veletari ne? Kimseyi itham etmedik yani. Sen de sağır olacaksın. Her şeyi duyma kardeş. Duyma, duyma, sağır ol. Tamam. Ya acayip. Çok acayip şeyler ya. Şimdi nasıl bağdaştırdık şu mektubatla? Burası neresidir diye.
Bu acayip bir şey ya. Keyif artıyor. Ölmüş, yesinler ölümünü ya. Gelsin ya, gel bakayım. Ne güzel işte. Lan mazar olduk zaten, gideceğiz işte. O Batu şu aralardaki yer daha da ziyade açtı yani. Hangisini? 5 sahil 5 batın duygu var ya abi. He he. Batın duyguyu şu aralardaki şuur imanı ciheti daha da ziyade. Tabii ya şu şuur imanın ciheti hepsini okumadık o paragrafı 61. Mesela mala karşı, caha karşı, şöhrete karşı, cinselliğe karşı. Lan var işte o zaman ne yapıyoruz? Uf be. Mesela bizim de beşeriyetimiz daha fazla, sokaktakilerden daha azgındır. Ne demek o? Takva arttıkça, arzular geldikçe reddedilirse diyor Barla'da, reddedilen arzular kesbi şiddet eder. Bizde de arzu geliyor tek, geliyor tek. Kes bak reddedilen arzular, tek denilen arzular kesbi şiddet eder. Peki ne yapıyoruz? Peki nasıl tatmin oluyorsun? Duygularımızı, isteklerimizi, tamam isteklerimizi, ertelemeyi, ötelemeyi. Ertelemeyi, ötelemeyi, bu dersleri enfusi ders yaparak kanal açıyorsun. Evet, hop yüzüyorsun ya, hop tek kanatla yüzemezsin. Tek koldan bak böyle dönersin. Böyle yap, böyle yap. Yüzücüyüm ben ha. Böyle yap, böyle, böyle gidersin. Düz gitmenin için böyle yapman lazım. Erteleme, öteleme. Yaparsan, nasıl yapacaksın abi? Bu imani derslerle böyle müzakere, tefekkür. Ne olmak istiyorsun? O senden önce olanlarla beraber ol. Top oynamak mı istiyorsun? Çık buradan git kardeş. Burada top usta olamazsın. Burada topçuluk yok. Geç kaç kişi sahaya. Kumarcı mı olmak istiyorsun? Kahveye gitmen lazım. Risale-i Nur'u böyle çok okuyacaksın yüz defa iki yüz sefa. Tamam. O da böyle meşverete gideceksin. Kurdoğlu'na gideceksin. Ne bileyim Hamidiye'ye gideceksin. Ama müzakere ilmi yapacak kelimeler üzerinde duracaksın. Vallahi ister kabul et ister etme. Zeytinburnu bu mantığın bu Zübeyir abinin meşrebiyle hareket edeceksin. Birisi doğru birisi yanlış değil. Ne yapmak istiyorsan onu yap. Kasap Müslümanı abi. Kardeşim üstünlük yok. Onlar bir meslektir. Meslektir ya kasap. Göz doktoru mu daha önemlidir kulak mı? La kardeşim ikisi de önemli ya. Nöroloji mi? Kardiyoloji mi? Kalp mi akıl mı? La ikisi de önemli. Ha, yani ne ben şunu anlatmak istiyorum. Kıyas değil de ne yapmak istiyorsanız, fıtratınız ne istiyorsanız onunla beraber olun. Çünkü o yol işlenmedikçe yeni yol açamazsınız. Tamam. Böyle kelime, casus, havastan girdim. Bir kelime. Nevi beşerin havas ve cevasisi. Hükmünde olan fen. Fenler nereden çıkmış? Bu duyguların insan şekle dönüştürmüş. Fizik, kimya olarak. Fizik nedir? Tercümandır. Mevcudatın dilini insanın diline çevirmiş. Adam bak, tıp nedir? Beden dilini insanın lisanına çevirmiş. Koydu. Doktor, Hasan kardeş, nefes al. Güm, güm. Nefes al. Güm, güm, güm. Bırak, nefes al. Güm, 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 güm. Hasan kardeş, üşüttüm bilmem ne. Lan ne anladın? Versene bir de ben bakayım ya. Ben anlıyor muyum? Güm 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 güm. Güm 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 güm. Ben anlamadım. Ne dedi biliyor musun? Hasan kardeş o sesi diyor insana manalandırmak, insana dönüştürmek için bu tercümandır. 6 sene okudum. Bu güm güm güm. Güm 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 ne demek arasındaki farkı? Sana dönüştüre bundaki konuşma hakkı. Bizle konuşuyor bu. Güm 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 gümle konuşuyor. Ha, benim de mesleğim bu Risale-i Nur'daki havas ve cevasis. Bu ne demektir? Ben de 40 sene verdim. Sen de bu tarzı almak, ben nasıl ki ağrıyor, o 6 sene okuyana gitmen lazım. Bana gelme. Benim işim değil. Ama havas ve cevasis nedir? O zaman geleceksin. Bu da la fahr ve la gurur. Vazife. Vazife bize yani bu manayla meşgul olanlara ha cevasis, cevasis. Casus duygular. O da hakikaten benim işim. Niye benim işim? Enanet demiyorum. Yani merak edenler için böyle herkesin fıtratı buna iktizat etmiyor. Böyle merak edersen kelimeyi böyle okuyacaksın. Bak kaç tane kitap. Benim işim derken bununla meşgulüm demek istiyorum. İyi biliyorum anasında değil yani gene ena olmasında ama bir hakikati göstereceğiz. Yani bu olmak istiyorsan bunu yapanlarla beraber.
Arabam Volkswagen. E tamir olmuş Skoda'yı götürürsün. Lan orada olmaz. Tamam. Acıktın. E tornatıyorsun. Marangoza niye gidiyorsun ya? Nalbur'a niye gidiyorsun kardeşim? Acıktım marangoz. Bana iki ekmek ver. Nalbur bana iki ekmek ver. Olur mu ya? Fırına gideceksin kardeşim. Yani adres göstermeye çalışıyorum. Tamam. Okumak istiyorsanız, siyaset yapmak istiyorsanız, F-25'ez Yeni Asya'ya gideceksin. Düz okumak istiyorsanız, işte bunlara gideceksin. Tahkik yapmak istiyorsanız, kelime üzerine böyle, adam işte Zeytinburnu merkezindeki arkadaşlar mecbur. Bu yani, bu gözüken köy işte. Bak, havas ve cevasis la konumuz belki de bir saat oldu. Bu bir saatte dün akşam yaptım, iki saat. Ve daha havamı alamadım vallahi. Bak size şurada İşaret Hücaz'da ve şeyde Emirdağ'da gösterecekti. İşaret Hücaz'a giremedim vallahi. Gördün mü İşaret Hücaz'daki Nazım'ı, kainattaki Nazım'ı Nizam? Göremedin mi bu şey? Hava sonan yerde mi geçiyordu abi? Yani Nazım'ı, Nizam'ı tam ne ile sabittir diyor. Yani şeriat-ı fıtriye ikidir. Nasıl görüyorum? Şu tabiat ve kavani nedir? Madde dedikleri madde, ezeliyeti madde var ya İşaret Hücaz'da. Siz bulun demeyeceğim size. Burada atıflarım. Semavat. Allah Allah. Peki şöyle size söyleyeyim. 80'den ileriye doğru bir bakın bakalım. Ama ben şimdi şey yapmayacağım. Şimdi ben keseceğim. Bak kardeşim İşaret Hücaz'da Burhani inni, Burhani limmi var ya. Yani kainattaki nizamı herkes niye göremiyor var ya böyle. Efendim Rabbimizi bize tarif eden dört külli marif var. Bir, Kitab-ı Kebir-i Kainat. İki, Peygamber Aleyhisselam. Üç, Kur'an Azimuşşan. Dört, fıtrat-ı bezi, zişuur olan fıtrat-ı beşer. Şuur sahibi olan insanın fıtratı Allah gösteriyor. Şimdi bu akşam, bugünkü dersimiz ne oldu? Havas ve cevasis. Yani casus duygular. Allahu Ekber, Allah'u casus diyor. Allah ne olduğunu cennet diyemez der. Esma cihetiyle der. Allah'ın ne olduğunu, nasıl bir şey olduğunu en iyi casuslayan insandır. Şöyle aralamış. Allah Allah. Hani var ya kapıdan aralarsın böyle. Casus. Akıl bir casus. Eşyanın DNA'sını, RNA'sını, genetini, kuantumlarını casus diyor. Kalp, muhabbet, aşk, sevgi, his, latifeler. Latife-i insaniye. Böyle şeceri hilkat. Tamam. Ruh ise Allah'ın şuunatını, bendeki bir ene Allah'ın zatını. Bir insanda var bu. Hiç kimsede yok. Allah'ın zatını casus diyor. Allah. Mesela usta şöyle misal veriyor. Ben bu evi nasıl tanzim ettim? Allah da bu kainatı böyle tanzim etti. Değil mi? Ha, bu bir casuslamadır. Casuslama yöntemi. Oradan yürütüyor. Sonra geldiği zaman teknolojiye dönüştürüyor insan. Casus diyor oraları. Yani bu kuş nasıl uçuyor? Uçak yapmış. Kartal nasıl görüyor? Radar yapmış. Yunus nasıl seyrediyor gözü? Sonar sistemini yapmış insanoğlu. Tavuk nasıl yüzüyor? Gemi öyle yapmış Nuh Aleyhisselam. Tavuğu kes dedi. Hiçbir yerini kırma. Biliyorsunuz hadiste. Kafasını kes. Ayaklarını da kes. Hiçbir yerini kırmaz. Sildi, bütün etleri sildi, kaburga. Ha buna benzet demiş kimliği. Tamam abi. Ezan okunuyor. Öğlen ezanımız okunuyor. Tamam abi. Vahir davahum en elhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'tan selavat.